Meltemli Yaşama Dair'den herkese merhabalar. Saatler 16'yı gösteriyor ve canlı yayında sizlerin karşısındayız. Twitter'dan Meltem Satum, Facebook'tan Meltem.Satum bir sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Bu arada bugün interaktif bir yayın yapacağız. Canlı yayına telefonla da bağlanabiliyorsunuz. Canlı yayın telefon numaralarımızı da arkadaşlarımızla sizlerle paylaşacaklar. Hemen söyleyeyim, 0212 269 1960'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Canlı yayına bağlanarak sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Çünkü bugün sizler tarafından çok ekranlarda görmek istediğiniz bir ismi konuk ediyoruz. Sevgili Ali Tezel, sosyal güvenlik uzmanı bizimle birlikte. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Meltem Hanım. Evet, bugün sanırım bayağı bir siz gelmeden zaten Twitter'dan sorular başladı. Onlara da geçeceğiz ama sıcağı sıcağına dün çok acı bir olay yaşandı maalesef ki. Asansörün bozulmasıyla Mecidiyeköy'de 10 işçimizi kaybettik. Gerçekten başımız sağ olsun diyelim. Ailelerine sabır diliyoruz. Öncelikle tabii bugün de bütün haberlerde sanırım sizi de seyredeceğiz. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Daha Soma'yı unutmadan böyle bir 10 işçi maalesef daha haberini aldık. Acı bir haber. Bunlar devam edecek gibi görünüyor. Evet, maalesef devam edecek. Maalesef diyorum. Evet. Mesela siz sorunuz için de Soma'dan bahsettiniz. Evet. Biliyorsunuz işçi ölümlerinin en büyük sebebi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin yeterince alınmaması, özen gösterilmemesi. Şimdi bu 10 işçimizin can verdiği inşaatın iş sağlığı güvenliği işini yapan şirketle Soma'da en az 301 işçinin öldüğü madendeki iş sağlığı güvenliği şirketi aynı şirket. Şimdi diyebiliriz ki bu konuda devlet nerede gibi diyebiliriz. Ama İş Sağlığı Güvenliği Yasası 2012 Ocak ayında yürürlüğe girdi. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası. Bu yasa gereğince 50'den çok iş çalıştıranlar şu anda yürürlükte. Evet. Az çalıştıranlar yavaş yavaş yürürlüğe giriyor. 50'den çok işçim varsa ben belli sayıda iş sağlığı güvenliği uzmanıyla belli sayıda iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelini istihdam etmek zorundayım. Evet. Veyahut da bunu yapmak yerine bir ortak sağlık güvenlik birimi dediğimiz yasal ismi, iş sağlığı güvenliği işini yapan bir şirketle fatura karşılığı bu işi anlaşabilirim. Hı. İşveren olarak hangi şirkette anlaşacağıma ben karar veririm. Hı. Yine işveren olarak ortak sağlık güvenlik birimiyle kaç parayla çalışacağımı da ikimiz karar veririz. Evet. Öyle çok ortak sağlık güvenlik birimi var ki şimdi piyasada, ihtiyacın 4-5 katı şirket var. Bu sebeple fiyatlarını yerlere kadar indirdiler. Çok düşük fiyata teklif sunuyorlar. Olması gereken daha ucuza çalışıyorlar. Böylece daha ucuza iş sağlığı güvenliği uzmanıyla iş yeri hekimi çalıştırıyorlar. Ama esas sorun burada bu değil. İş sağlığı güvenliği uzmanının veya ortak sağlık güvenlik biriminin görevi şu. Devlet adına, halk adına, millet adına yani kamu adına o iş yerinde işçilerin iş sağlığı ve güvenliğine aykırı hususları tespit etmek, İşverene bunu bildirip yerine getirmesini sağlamak, tabii, yerine getirmiyorsa da 15 gün içinde Çalışma Bakanlığı'na filan iş yerinde işçilerin sağlığı ve iş yeri sağlığı ile ilgili şöyle şöyle durumlar var. Ben işverene 15 gün süre verdim bunu düzelt diye düzeltmedi. Size şikayet ediyorum demesi lazım. Şimdi parayı ben işverenden alıyorum. Onu nasıl Çalışma Bakanlığı'na şikayet edeceğim? Mümkün değil. Edersem beni kapının önüne koyacaklar. Aynen öyle. Öyleyse sistemin hatası burada. Bu kişiler, ortak sağlık güvenlik birimleri, iş sağlığı güvenliği uzmanları, iş yer hekimleri görevini kamu adına yapıyorlar ama parasını işverenden alıyorlar. Değil mi? Böyle bir sistemde kamunun sözü mü geçer, işverenin sözü mü geçer? Burada da durum aynısı. Mesela bu 10 işçimizin can verdiği bu olayda asansör son 10 gündür normal açma ve kapama düğmesiyle değil, acil butonuyla durduruluyormuş. Ki anlaşılır, acil buton da o gün çalışmamış işte. O gün de yine inerken acil butonla basmışlar. Ama acil butonu yerine getirilmediği için işte 32. kattan yere çakılmışlar. Yani o ölüm zor bir ölüm ama tedbirleri alınamaz mıydı? Tabii ki alınamaz. Çok mu pahalıydı? Hayır. Yine sizden, siz, aynen öyle. Sizden önce gelirken bu işle ilgili teknik incelemeyi yaptık. Kazanın maliyeti 8 lira. O durma ve açma düğmesinin maliyeti 8 lira. Anladım. Yani 8 liralık bir açma ve kapama düğmesi değiştirilseydi 10 kişi can vermezdi. Can vermeyecekti. 8 lira harcamak yerine 8 liralık bir düğmeyi oraya koymak yerine biz 10 kişinin can vermesini sağladık. Şimdi
Kaç parayla bunu karşılayabiliriz ki? Bir canın değeri var mı? Bir ekonomik değeri 3 lira yapar, 5 lira yapar diyebilir miyiz? Yok ama geri getirebilir miyiz? Getiremeyiz. Bizim acilen iş sağlığı ve güvenliği yasasındaki ortak sağlık güvenlik birimiyle işveren arasındaki parasal ilişkiye son verecek bir yöntem bulmamız gerekiyor. Bu yöntem aslında var. Yine biliyorsunuz inşaat şirketleri belli bir metrekareyi aşıyorlarsa inşaatla ilgili yapı denetim şirketleriyle anlaşmak zorundalar. Yani yapı denetim şirketi kamu adına o inşaatta yeterli demir kullanılıyor mu? Yeterli beton kullanılıyor mu? Betonun ve demirin efsafı o inşaat için yeterli mi diye araştırıyorlar. Evet. Devlet adına yapıyor bunu. Yine ben inşaat sahibi olarak yapı denetim firmasıyla ben anlaşıyorum ama para ilişkimiz yok. Belediye tarafından belirlemiş yapı denetim parasını gidip belediyeye yatırıyorum. Evet. Yapı denetim bir şirketi gidip belediyeden parasını alıyor. Burada da ortak sağlık güvenlik birimleriyle parasal ilişkiyi devletin araya girip önce rakam belirlemesi lazım. Sonra da belirlediği rakamı da işverene OSGB'ye vermeyeceksin, bana vereceksin demesi lazım. OSGB'ye de paraya girip devletten alması lazım ki bizim işverenle OSGB arasındaki parasal ilişki çözmemiz lazım. İkincisi de şu, işverenin seçeceği OSGB'yi de işveren tercih edemeyecek. Evet. Belli bir listede sırada her çıkan iş yeriyle ilgili sırası gelen OSGB'ye görev vermemiz lazım ki bu durumda işverenle OSGB arasındaki gerek parasal, gerek talimatsal sorunu ortadan kaldıralım. OSGB kamu adına yani devlet adına, millet adına, halk adına o iş yerinde iş sağlığı, güvenliği durumlarını tespit etsin. Gerekli tedbirleri almazsa o iş yeri için kapatma kararı versin. Kapatma kararı verme yetkisi var OSGB'nin. Evet. Ama kapatma kararı verdiğim yerden nasıl fatura para tahsil edeceğim? Aynen öyle. Yani bir yıl kapalı kalsın dedim. Bir yıl boyunca ben para alamayacağım. Tabii. Niye kapatayım ki o zaman? Tabii, yani kesinlikle. Bu parasal ilişkiyi ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu yoksa biz işçi ölümlerini görmeye 3 kuruş için 3 canın gittiğini, 5 kuruş için 500 canın gittiğini daha çok duyacağız. Bakın 8 liralık buton, 10 tane işçi. Gerçekten çok acı. Acilen tabii dediğiniz gibi bu önlemlerin alınması gerekiyor. Bu arada 2014 yılı torba yasası. Yine bu aralar gündemdeki bir konu diye hemen buna geçmek istiyorum. Bu yasada ne gibi değişiklikler var? Meltem Hanım o kadar çok ki temel kanun olarak meclise gelirken 186 madde olarak geldi. Evet. Meclise şu anda 200 maddeyi bulmak üzere. A'dan Z'ye tüm çalışma hayatını ilgilendiren yasalarda değişiklikler öngörüyor. Halkın birçok beklentisini karşılayacak maddeler var içinde. Ama bu torba yasa iki seçim gördü. Üçüncü seçimi de muhtemelen görecek. Evet. Biliyorsunuz Mart'ta yerel seçimler vardı. Evet. Mart yerel seçimden önce torba yasa çıkıyor, bizi seçin dediler. Ama seçildi ama torba yasa ortada yok. Cumhurbaşkanlığı seçim vardı. Eğer birinci turda yeterli çoğunluğu bir cumhurbaşkanı adayı almasaydı bu torba yasa şimdi çıkardı. İkinci turdan önce çıkardı. Ama yine ikinci turda kalmadı, gitti. Yine torba yasa çıkmadı. Bir üçüncü seçimi de görecek. 2015 Haziran'da genel seçimler var. Şimdi torba için meclis toplanıyor diyorlar ama inşallah çıkar. Altını çizerek söylüyorum. Benim çok fazla halkın lehine olan maddelerin çıkacağı konusunda tereddütlerim var. Niçin? 2015 seçimlerinde de bu torba yasayı öne sürüp, bir nevi rüşvet diyelim biz buna, öne sürüp bizi seçerseniz torba yasa çıksın deyip torba yasayı bir üç seçim daha gösterebilirler diye düşünüyorum. Çünkü bu torba yasanın kamuya maliyeti yaklaşık 40 milyar TL civarında. Evet. Yani biliyorsunuz demokratik ülkelerde çoğunda olmaz ama birçoğunda seçimler yaklaşırken halkın isteklerine kulak verilir. Tabii. Ne istiyorsunuz bunları meclisten geçirelim derler. Halkın istekleri de genelde bütçeye yük getiren isteklerdir. Doğal olarak. Seçim bittikten sonra da halkın değil devletin kasasının istekleri öne geçer. Şimdi 2015 Haziran seçimlerine eğer erken genel seçim olmaz ise olmaz. Belki de o da olacak. Tabii bunda bir ekleme yapalım. Yani o yüzden torba yasada çok madde var ama şimdi ben bir yıldır torba yasayı anlatıyorum. Şu çıkacak, bu çıkacak diye. Gerek sosyal paylaşım sitelerinden de takip ediyoruz sizi. Çıkmayınca halk diyor ki hani çıkıyor demiştin. Tamam ben ortadakini söylüyorum. Ama çıkarma etkisi bende değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Türkiye Büyük Millet etkileyecek yapı da siyasi iktidarın elinde. Tabii. Şimdi burada ben yine altını çizerek söylüyorum. İnşallah bu torba yasa çıkar. Halkın istekleriyle çıkar. Ama 2015 Haziran seçimlerini görür diyorum. Mesela en büyük beklentilerden bir tanesi kısa adı EYT olan emekli yaş takılanların emeklilik sorunları, geciktirilmiş emek sorunlarının öne geçilmesi. En çok sorular bu yönde geliyor zaten. 4C'lilerin durumları. Evet, yine Twitter'dan bu sorulara taşeron işçilerin
mevcut haksızlıkların elinden alması. Mesela bu ölen 10 işçi de taşeron işçisi. Değil yani mi? Çok düşük ölen. Ücrete, evet. Çok kötü çalışma şartlarında çalıştırılan, evet. Hakları yeterince verilmeyen, sözleri ve sesleri fazlasıyla çıkartılmayan işçilerin oluşan takım. Evet. Çünkü iş güvencesi pek yok onlarda. İş yerindeki çalışma ortamı konusu söz hakları yok onların. Ve aldıkları ücretle diğer çalışanlara göre çok düşük. Evet. Bunların sorunları. Ama bunların sorunlarının çözümü demek, işverene daha çok maliyet demek. Doğru. Şimdi biz yine demokratik bir ülkeyiz diyoruz ama mecliste de 550 milletvekilimiz var. Bu yasaları çıkaracak olan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 550 milletvekili. Eksiği var, fazlası var. Sayılmaz ama. Ülkenin %80'i emekçi ve emekli. Ama mecliste yine o sınıfsal yapıyı görebiliyor muyuz? Yani meclisteki 550 milletvekilinin %80'i emekçi ve emekli kesimi mi? Hayır. Değil, emeklilerden ki. Bir tane temsilci var mı? Yok. İşçilerden var mı? Ya bir var ya iki var. Sesleri ne kadar çıkabilir? Ama meclisin tamamına yakını sermayeden oluşan, iş adamlarından oluşan, sanayicilerden oluşan, evet. Tüccarlardan oluşan bir yapı. Bu torba yasada o dediğimiz kesime yani sanayiciye, iş adamına, tüccara işçilik maliyetleri konusunda maliyeti artırıcı yasalar getiriyor. Bu yasaları o meclisten geçme şansı var mı? Yok gibi gözüküyor. İşte öyleyse bu gerçekleri görerek evet. 2015 Haziran seçimlerine kalır Alo. Diye düşünüyorum. Evet. Ama inşallah çıkar diyor. Evet, bir virgül koyalım. Torba yasasına devam edeceğiz ama bir telefonunuz var. Bir merhaba diyelim hattımızdaki kişiye. Merhabalar. Merhaba abla. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. İsminizi alabilir miyiz? Şahzade bütün anlar. Merhabalar. Buyurun sorunuzu alalım. Hemen Ali Bey'le sizi baş başa bırakıyorum abla, ben. Benim kız böbrek hastası da. Evet. 7 sene diyalize giriyor. 1300 gün sigortası vardı. Evet. Evet. Bunu yatırdık 500 günü. 1800 günü geçti. 4 ay oldu. Dilekten verdik. Daha geliri yok. Geliri yok. Peki Şahzade Bey, bu 1800 günü doldurdunuz. Sosyal güvenlik kurumu mağlulluk aile için başvurdunuz. Size hastaneye sevk yazısı geldi mi? Efendim rapor aldık biz ona. Tamam mı? Yani %95 rapor aldık. Ama bir dakika öyle değil. Siz kendiniz gidip hastaneye %95 oranlı rapor mu aldınız? Aldık efendim, benim kız için aldık da. Ama işte biz anlat, bir ben müsaade et Şahzade Bey. Evet. Şimdi sosyal güvenlik kurumundan mağlulen emekli edilebilmek için evet. Sosyal güvenlik kurumuna başvurup sosyal güvenlik kurumunun bize gönderdiği hastaneye gitmek. Hastaneden evet. Gelen raporda oran yazmaz. Evet. O ilin bağlı olduğu Merkez Sağlık Kurulu tarafından oranlaştırılması gerekiyor. Şimdi siz oranlaştırma aşamasındasınız. Yani mağlullük aylığının mağlullük için oran tespiti farklı bir yönetmeliğe tabi. Sizin aldım dediğiniz özürlülükle ilgili oran tespiti farklı bir yönetmeliğe ait. Hı. O sebeple şu anda sizin başvurunuz Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hangi ilinde oturuyorsanız evet. O ilin bağlı olduğu Merkez Sağlık Kurulu tarafından mağlullük aylığıyla ilgili oranlaştırılacak. Bu oran %60 veya üzerinde gelirse mağlulluk aylığı başvurusuna bulunabileceksiniz. %60'ın altında gelirse Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu'na başvuracaksınız. Siz şimdi kendiniz rapor alıp başvurmuşsunuz. Bu rapor mağlulluk tespit yönetmeliğine göre alınmış bir rapor değil. Evet. Özürlülük tespit yönetmeliğine göre alınmış bir rapor. Evet. O yüzden mağlulluk için geçerli bir oran değil o. Siz şimdi Merkez Sağlık Kurulu'ndaki durumuna bakmanız lazım. Evet. Benim size tavsiyem bu işi hızlandırmak için Alo 170'i sık sık arayın ve durumunuzdaki gelişmeyi sorun nerede diye. Eğer Merkez Sağlık Kurulu'na ulaşmışsa Merkez Sağlık Kurulu sık sık telefonla veyahut da bizzat giderek bizim işimizi bir an önce görüşün ve oranlaştırın diye talepte bulunmak. Çünkü daha oranınız belli olmamış. Ali Bey 4. ayın 7'sine verdim ben bunu da. Yani kaç seferde gittim oraya. Bizi arıyorlar devamlı telefonun da. Evet. Sağ olsunlar bilgi verirler ama bak bizim sonraki vuranlar başvuranlar. Bunun 7 sene diyalize giriyoruz benim. 7 sene. Anlıyorum ben sizi de. Merkez Sağlık Kurulu'ndan oran çıkmadan Sosyal Güvenlik Merkezi'nizde mağlulluk aylığı bağlama şansı yok. Şu anda işiniz Merkez Sağlık Kurulu tarafından size yani sizin yakınınıza verilecek olan oranda. Bu oranı da çıkarmak için biraz telefonla bizzat giderek sıkıştırmanız lazım. Sosyal Güvenlik Merkezi'ne değil. O Sosyal Güvenlik Merkezi'nin bağlı olduğu Türkiye'de 81 tane vilayet var ama 8 tane sosyal güvenlik merkezlerinin bağlı olduğu Merkez Sağlık Kurulu var. O Merkez Sağlık Kurulu'nda sıkıştırmanız lazım ki oran belli olsun. Genelde mağlulluk aylığı işlemleri Türkiye'de 6 ila 8 ayda sürer. Efendim valla 4 ay oldu. 5. aya girdik. Bana raporunu da verdim oraya. %95 küsürdü. Ama anlıyorum o rapor sizin dediğiniz 95. Evet. Merkez Sağlık Kurulu'nun vereceği oran farklı olacak. Ya onu aldık biz. 9 sene bizim Bakırköy'de girdiği sigortaya da orada
heyetten 9 kişi imza attılar ya. Tamam da bakın oldu. Altını tekrar çiziyorum. Evet. Sizin aldığınız rapor özürlülük ölçütü oranlarına göre çıkarılmış rapor. Evet. Alacağınız rapor ise meslekte kazanma gücüne çıkarılacak evet. oranla ilgili. Evet. Şöyle anlatayım bak sana. Ben şimdi şu tetik parmağım olmasa bak bir pedek parmağım olmasa özürlü yönetmeliğine göre gitsem bana %2 verirler. Tek parmak yok diye. Evet. Ama mağlulluk aylığı yönetmeliğine gitsem ve polis memuruysam bana %100 verirler. Çünkü evet. elimde tetik parmağım olmadığı evet, için doğru. meslekte polislik mesleğini veya askerlik mesleğini yapamaz rapor alırım. Bak doğru. tek parmaktan. Doğru. Anlatabildim mi? Doğru. Birisi meslekte kazanma gücünü ölçüyor. Birisi vücuttaki bütün organların eksikliğini ölçüyor. O yüzden size verecek rapor Merkez Sağlık Kurulu'na çıkacak. Yapacağın tek şey Alo 170 sık sık arayıp tamam, onları tamam. sıkıştırmak. Tamam sağ olun efendim. İyi günler dilerim. Çok teşekkür ederim Şehzade Bey. Evet canlı yayınımıza bağlanarak sorularınızı bizlere yönlendirebilirsiniz. 0212 269 1960 Twitter'dan Meltem Satım, Facebook'tan meltem.satum bir sayfasına gelen sorular da var. Hazır torba yasası ile ilgili bu yasa kapsamı içinde çok fazla Twitter'dan bu yönde soru olduğu için evet. Özellikle bu konuya değinmemi istiyorlar. Ben de hemen geçmek istiyorum. Bu yıllardır kadro bekleyen 4C'li personellerin sorununa değinir misiniz? Sorunlarına değinir misiniz? Tabii sevgili seyircilerimiz. Şimdi biliyorsunuz 4C işi ne deve ne kuş diyebileceğimiz, evet. ne memur ne işçi diyebileceğimiz arada kalmış bir yapı. Evet. Ne 4857 sayılı iş kanunu tabiler Hı-hı. ne de 657 sayılı devlet memurlarına tabi kamu çalışanları bunlar. Evet. 657 sayılı kanunun 4. maddesinin C bendinde geçen kişiler mevsimlik işler diyoruz piyasada. Hatırlarsanız tekel işçilerimin Ankara'da uzun süren bir eylem olmuştu. Doğru. O eyleme kadar hakları daha da az idi. Çünkü o eylemin amacı tekelde çalışanların tamamını Hı-hı. tekelin özelleştirmesi sebebiyle 4C kadrosuna atmak içindi. Tekel işçileri biz 4C'yi istemiyoruz diye aylarca eylem yaptılar Ankara'da. Sonunda 4C'lilerin durumunu hükümet biraz iyileştirdi. Ne yaptı? Biri onlara yıllık izin verdi. Hı-hı. İki, ücretlerini ilkokul, ortaokul, lise, üniversite mezuniyetine göre değiştirdi. Eskiden evet. hepsi asgari ücretti. Eskiden yılda 6 veya 7 ay çalışır, 5 veya 6 ay maaş almadan beklerlerdi. Evet. Bunu da 11 ay 29 güne çıkardı, yani tam yıla çıkardı. Şimdi ama bunlar yine sosyal haklardan mahrumlar. Tabii, İş güvencesinden mahrumlar. Yine toplu sözleşme yapmak konusunda mahrumlar 4C'ler. Çünkü işçi sayılmıyorlar, sendikaya üye olsalar bile oturup devletle toplu sözleşme yapma hakları yok. Yani yine altını çiziyorum, ne deve ne kuş. Evet. Deve kuşu ama ne olduğu belli değil. Bunların çalışma şartlarını Bakanlar Kurulu çıkarıyor. Bunların mutlaka ve mutlaka 4C kadrosu bir kadronun ortadan kaldırılıp evet. ya işçisiniz 4857 sayılı iş kanununa yine sendikalar kanununa toplu sözleşme kanunu tabisiniz dememiz lazım ki sendikalara üye olsunlar, pazarlıklarını devlete çatır çatır yapsınlar. Ya da memursunuz dememiz lazım, o haklarınızı alabilirsiniz. Ama bunların kadroya geçilmesi konusunda çok talepleri var. Cevap konusunda ise maalesef doğru düzgün cevap yok. 4C'yi evet. biraz daha iyileştirelim, biraz daha zam yapalım, kadroya almalım gibi şeyler var. Ama burada 4C'lere tavsiyem örgütlensinler, bir dernek kursunlar. Evet. Veya adı gerçekten sendika olmasa bile bir sendika kursunlar. Çünkü hak mücadelesiz alınmaz. Kesinlikle. Ağlamayan çocuğa meme verilmez. Evet. Yani bu süreç tek başına bireysel çözümlerle, bireysel taleplerle olmaz. Toplu ve güçlü bir şekilde karşısına çıkarsa siyasi iradenin, o zaman haklarını alabilirler. Evet. Tabii torba yasayla 3-5 ulüfe verilebilir ama asla kadro vermezler bu gidişte. Evet. Taşeronlara bile vermedikleri kadroya 4C iş vermezler. Çünkü burada bir skala yaparsak önce memurlar, sonra kamu evet. işleri, sonra taşeron işler, en altta 4C'liler gelir. Evet. Yani bu konuda biraz mücadele etmeleri evet. gerekiyor. Evet, aynen öyle. Mücadelesiz bu iş olmaz. Ha, sosyal medyada evet. yapabilirler. Twitter'da yapabilirler. Bunlar bireysel evet. mücadele. Tabii önemlidir ama örgütlenmeli. Örgütsüz mücadele bir anlam ifade etmiyor çok fazla. Evet. Hemen telefonumuza dönmek istiyorum. Bayağı beklettik çünkü. Merhabalar Nilüfer Hanım attığımızda. Merhabalar Meltem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İsterseniz hemen bekletmeden sorunuzu alalım. Ali Bey sizi dinliyor. Evet. İyi yayınlar Meltem Hanım. Benim Ali Bey'e bir sorum olacaktı. Evet. Dinliyoruz. Tabii hemen soruyorum. Şimdi Ali Bey, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey duyuyorum toplumda. Ben kendisinden emekli olan, eşinden emekli aylığı olan farklı farklı kurumlar, bir de babadan bağkur olanlar eskiler alıyor diyorlar. Hani bu hangi aralıkta alınıyor? Yani hangi süreçtir bu? Bunu anlamıyorum bir türlü ben. Ben size anlatayım Nilüfer Hanım. Şimdi eşler ister kadın olsun ister erkek
vefat eden eşin maaşını her zaman alabilirler. Tek şart var, yeniden evlenmemek. İster kadın olsun, ister erkek, ister kendisi emekli olsun, ister çalışan olsun fark etmez. Vefat eden eşten gelecek dul aylığını, buna dul aylığı diyoruz, evlenmemek kaydıyla bir ömür alabilirler. Şayet evlenirlerse, ikinci eşle vefat ederse, ister birinci eşten, ister ikinci eşten dilediğini tercih edebilirler. Veya evlendikten sonra boşanırlarsa yeniden eski eşinden tekrar aylık bağlatabilirler. Yani eşten gelecek aylık evli olduğu müddetçe alınmaz. Evlilik ister dullukla ister boşanmayla sonuçlansın, eşlerden dilediğini seçebilirim. Gelelim ana babadan gelecek aylığa. Eğer annem veya babam SSK'dan veya Bağkur'dan emekli olmuşsa veya SSK'lı veya Bağkur'lu çalışıyorsa benim kız çocuğu olarak aylık alabilmem için 3 temel şart var. Birincisi çalışmamak. Sigortalı. İkincisi emekli olmamak, üçüncüsü evli olmamak. Bu üç şarttan üçünün de olmalı ki bana anadan veya babadan aylık verebilirsin. Ben bir dul kadın olarak emekliysem SSK'lı veya Bağkur'lu ana babadan maaş alamam. Ama babam veya annem memur ise, memur emeklisi ise ben evli olmamak ve memur olmamak şartıyla SSK'lı çalışsam da alırım, Bağkur'lu çalışsam da alırım. SSK'dan emekli olsam da alırım, Bağkur'dan emekli olsam da alırım. O yüzden memur kızları şanslıdır SSK ve Bağkur'luların kızlarına göre. Siz kendiniz emeklisiniz sanırım. Emekliyim, eşim emekli sandı. Ama babadan da Bağkur babam hani alıyor deniyor. Alamazsınız. Yani tarih boyunca Bağkur'dan maaş yoktu o anlamda. Yani babanız Bağkur'lu olduğu için siz de emekli olduğunuz için alamazsınız. Ama siz emekli olmasaydınız, bilmiyorum eşiniz sağ mı, Allah uzun ömür versin sağsa, değilse eşinizden de alabilirsiniz. Siz emekli olduğunuz için Bağkur'lu babanızdan alamıyorsunuz. Ve alma şansınız yok. Ama Bağkur'lu babanız memur baba olsaydı alabilirdiniz. Hem eşim memur olsaydı hem babam memur olsaydı alabiliyordum. Öyle doğrudur mi? Evet, ama siz şu anda alamazsınız. Tamam, çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Teşekkür ederiz Gülfer Hanım, yayınımıza katıldığınız için. Evet, 0212 269 1960'tan sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Twitter'dan Meltem Satun, Facebook'tan meltem.satun bir sayfasından gelen sorulara da yer veriyorum. Yine İsa Bey'in bir sorusu var. 4C tabii ki mağdurlarıyla ilgili, özellikle biraz önce zaten açıklamamızı yaptık. Ali Bey, lütfen kanayan yara olan emeklileri de, emeklilikte yaşa takılanları sorar mısınız? Ne olacak bu halimiz demişler, bu adaletsizlik biter mi diye soruyorlar. Burada da biliyorsunuz demokratik ülkelerde hak mücadelesi meclisten çıkacak yasalarla oluyor. Bu eğer kısa adı EYT olan, sayıları gerçekte 10 milyon ama yasa bugün çıksa 300 bin kişinin kadar emekli olacağı, bu yasanın çıkması bence gerekiyor. Şundan gerekiyor, bu yasa 8 Eylül 99 günü çıktı. Yani bundan yaklaşık 15 yıl kadar önce. O tarihe kadar işe girenler, kadın ise 20 yıl, erkek ise 25 yıl dolduruyorlardı. Bu 20 veya 25 yıl içinde 5000 günleri varsa herhangi bir yaşı beklemeden emekli oluyorlardı. Ama 99 yılında dere geçerken at değiştirildi, kural değiştirildi. Dediler ki bunlara, size bir de üçüncü şart koyduk, yaş. Ve kademelendirdik bunu. Kadınlarda 40'tan 58'e, erkeklerde 44'ten 60'a giden bir yaşa göre emekli olacaksınız dediler. Şimdi bu kişiler işe girmek istiyorlar, çok yaşlısın işe almayız diyorlar, işsizler. Emekli olmak istiyorlar. Hayır, çok gençsin, emekli demez diyorlar. Yani onlar da arada kalmış bir kere. Ama bunların da şöyle kendinden eleştiriyorum. Sayıları 10 milyon diyorum. Birçok kişi kendisinin EYT olduğunu farkında bile değil. Yaş değil bekleyen gibi. Mesela aslında siz de bir EYT'siniz, ben de bir EYT'yim. Siz mesela işe giriş tarihinize göre 2016'da emekli olacaktınız. Doğru. Ama yaşı bekleyeceksiniz. EYT'siniz işte. Doğru. Aynen bu yani. Ben de öyleyim. Herkes öyle. Aslında 8 Eylül 99 gününden önce sosyal güvenlik numarası almış, işe girmiş herkes EYT. Yani hepimiz EYT'yiz. Sayılar 10 milyondan fazla. Ama bu kişilerin eylem yapıyorlar. Mesela Taksim Meydanı'nda eylem yaptılar. 200 kişi ya vardı ya yoktu. Sonra da arıyor diğerleri sosyal medyadan. Ali Bey, çok kalabalık mıydı? Kaç kişiydi? Sen niye gelmedin? Evet, değil mi? Hakkımızı niye aramıyoruz? Sen niye gelmedin? Madem çok merak ediyorsun, sen de gelseydin. Tabii. İstiyoruz ki birileri koşsun, çabalasın. Birileri bizim yerimize bir şeyler yapsın. Sonra da ben onun lokmasını yiyeyim. Benim hakkım da diyeyim. Evet. Yani bizim burada hak mücadelesi, emek mücadelesi mutlaka elini taşın altına sokarak olacak bir şey. Evet. Ve gerçekten diyorum, altını tekrar çiziyorum. Ağlamayan çocuğa mı vermezler? Evet. Ağlama sesi ne kadar yüksekse
o kadar ilgi çeker. Ağlama sesi ne kadar düşükse hiç ilgi çekmez. Bebeğimiz duyun, hiç arkada evet, duruyor. Hiç ses de çıkmıyor. Ne güzel mışılmışlı uyuyor diyoruz biz şimdi. Az bir ses çıktı yine gitmiyoruz. O çok bağırsa, ciyak ciyak bağırsa gidiyoruz. Koşa koşa gidiyoruz işte yani. Evet. Ne oldu, durum nedir diye gidiyoruz işte. O yüzden iyi sesin çıkacak ki sana hakkını versinler. Düşünün şimdi 10 milyon EYT var. Eşleriyle beraber 20 milyon. Çocuklarını koy 25 milyon. 25 milyonun %10'unun, 2,5 milyonun Kızılay Meydanı doldurduğunu düşün. Değil mi? 2,5 milyonun Taksim Meydanı doldurduğunu düşün. 2,5 milyon kişinin Taksim Meydanı doldurduğunu düşün. Kim önünde durabilir? Kim ne isterse yapmaz. Onu düşünün. Doğru. Bunun cevabı bu. Yoksa 200 kişiye kim dinleyecek? 200 kişi bunlar diyor. Hepsi bu diyorlar. Biraz daha mücadele vermemiz gerekiyor. Yani sorularla devam edeceğiz. Twitter, Facebook ve canlı yayın telefon bağlantılarıyla. Bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam aramız var. Sonrasında burada olacağız.